Voley uygulamasında sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın şu anda saat 1.45'e doğru yaklaşıyor ve biz milli maçın bitiminin ardından geniş bir şekilde değerlendirdik. Artık bu noktadan sonra tabii ki gözler Süper Lig'e çevrilecek. 4. hafta ile birlikte ama transferin de bitmesine saatler kaldı. Bu gece itibariyle 12'de transfer noktalanacak. Biz takımları Hatta hareketli olan özellikle şampiyonluk yarışındaki takımları kısa kısa değerlendireceğiz. Fenerbahçe bugün yeni bir transfer daha açıkladı Serdar Ali Çelikler. En sıcak Crespo ne yani. istersen Crespo, Portekizli futbolcu. Şimdi her şeyin başı. Sadece Crespo değil, genel olarak istersen e, beklediğin transferler e, oldu mu? Her şeyin başında Galatasaray'ın bir 6 numara alması gerektiğini düşünerek hı hı. genel olarak bütün takımların kuvvetlendiğini öngörüyorum öyle düşünüyorum. En çok hangisi kuvvetlendi en, en sence? En çok Beşiktaş kuvvetlendi Beşiktaş. Sonra Trabzon'da bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Yani kadro kalitesini arttırma anlamında söylüyorum. Fenerbahçe'de son gün yani 2 Eylül transferleriyle Berisha transferiyle bir adım attı. Hı hı. Kim Minji, ve Berisha transferleri fark yaratabilecek oyuncular olarak görüyorum. Ee, hemen Fener'e geçeceğim. Ben diğer kulüplerin yani Anadolu kulüplerinin geçen seneye nispeten gerileyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü geçen sene fark yaratan takımlardan Alanya Spor'da, Hatay Spor'da kadrolarının zayıfladığını gördüm. Biraz Rize Spor hareketliydi ama orada da transfer gördüğüm, sorunu var. Gördüğüm futbolcularda da çok, çok iyi bir kadro göremedim. Karagümrük enteresan oyuncular aldı. Hı hı. Belki onlar bir çıkış yapabilirler falan. Yani ben dört büyüklerle Anadolu grupları arasındaki farkın bu sene Sivas Spor hariç, belki Karagümrük hariç ee, biraz daha fazla açılacağını düşünüyorum daha iyi kadrolar kurdukları için. Adana Demirspor. Şey, Adana Demirspor'un iyi gitmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani çünkü o işte Padiba, işte Eze, efendim Balotelli, Akintola, yerli oyuncu Filan gibi oyuncular mesela Montella ile yani Samatay Baba'nın kontratak planı için aldı oyuncular bunlar. Şimdi Montella ile sen onu nasıl yapacaksın? O yüzden ben zorlanacağını düşünüyorum şeyin Adana Demirspor'un. Yani çarpıcı isimler iyi kadro olmuyor zaman. de yani şimdi bak göreceksin Montella bir kir bir yarına sonu efendim Svensson'u, Balotelli'yi ve Belhanda'yı kullanan bir takım yapmak isteyecek. Ee, üç tane Türk oynatmak zorunda. Türk kalitesi de çok düşük bence şeyde. Adana yani, Demirspor'da evet. Hakeza, ee, Giresun vesaire. Peki. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Peki. işte kaleci sorunu yok. Savunmaya Kim Minje transferini istedi hoca. Şimdi sezon başında Vitor Pereira gelmeden şeyin kafasındaki plan, Ali Koç'un kafasındaki plan dört tane transferle bizim takımımızın yüzde hazır. 4 tane transferle biz çok iyi takım oluruz diyordu. Yalnız kafasında yani iyi takımız dediği önerme Emre Berezoğlu'nun oyun sistemine göre olduğu için ve Vitor Pereira tamamen farklı bir oyun sistemi kurguladığı için o %70'den daha yüksek orana çıktı. Böylece kol kırı da saymıyorum artık hoca istemediği için. Serdar Dursun, Kim Mije, Berisha, Max Meyer, Crespo 5 tane oyuncu aldı. Bir de Rossi 6 tane oyuncu aldı Fenerbahçe. Yani Başkanın kafasında 3-4 transfer varken toplamda 6 transfer aldı yaptı. Belki sürpriz bugün bir tane daha. Ki Burak'la Çağatay ee, var ama yani... Yani Çağ, Burak, Burak kapacak konusunda. 7 tane 7. Tabii, tabii. Çağatay kuru kalıpı saymıyorum. Ee, kol kırığı da özellikle saymıyorum. 7 tane oyuncu aldı. Şimdi direkt oynayabilecek. Yani dolayısıyla Fenerbahçe kadrosu o %70'inden fazlasından değişti aslında. Ee, ben açık söyleyeyim. Mergin Berişe gelmeseydi yönetim transferde çok iyi bir iş yaptı demezdim. Ama Mergin Berişe önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra artık Vitor Pereira'nın işi. Bugün bir sürpriz bir sağ kanat, sol kanat oyuncusu olur mu? Artık zor bence. Öyle bir haber de Olması de gerekiyor mu? Haberde de çıkmıyor. Ya sol ayaklı bir sol kanat oyuncusu belki düşünülebilirdi. Almam, al alamamış olabilirler. Beceri, yani şey olamamış olabilir. E anlaşılamamış olabilir. Fiyat pahalı gelmiş olabilir vesaire. Ama ben Fenerbahçe'nin ideal kadrosunun artık e bak 22 tane de oyuncu göndermiş Fenerbahçe. E i̇deal kadrosunun artık yavaş yavaş Vitor Pereira'nın eline baktığını düşünüyorum ve asıl hem orta merkezde o yani 3-4-3'ün o dörtlünün ortasındaki ikili de ve öndeki o Santriforan'ın arkasındaki ikili de çok fazla yayılım olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir veya iki tanesini e, sol kanata, sağ kanata evirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında kendi oynatmak istediği futbola uygun, e, 35'lik maçında UEFA Kupası'nda ve kupada kullanacak şey, onun adına Vitor Hoca İnşallah verimli kullanır. Son saatlerde peki ekstra bir yani bugün gelmese bir şimdi hoca ya şey da... demiş. Her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu olursa iyi olur. Şart değil demiş. araştırdılar. Bustos'a baktılar. Independiente'nin maaşın arttırmasından ise olmadı. O Zaidu denilen Portolu oyuncuya takımı kalsın demiş. Bu saatten sonra olur mu bilmiyorum açıkçası. Sızan da bir şey yok. Çok sürpriz olur ben Fenerbahçe'nin transfer yapma ihtimalini düşük görüyorum. Peki e, Galatasaray'la devam edelim. Uğur Karakolukçu gelenler ve gidenler ekranı gelirken. Hı Fener'le Fener ilgili son bir şey söyleyeyim. Fener'in asıl başarısı göndermede oldu yani. Tabii. <laughs> Temizlikte oldu. Ya Fenerbahçe için son olarak şey ekleyeyim. Ön tarafta bence birbirine çok uyumlu oyuncular geldi. Ee, ama bu oyuncuların gelişi bence birçok oyuncunun kaderini de aslında değiştirdi. Şu an çok bence dikkat çekmeyen bir konu. Çünkü Berisha hem geriye gelip servis yapabilen bir oyuncu. Diego Rossi de aslında yüz dönük kanat gibi gözüküyor ama aslında en bitirici en önde yer alan forvet oyuncusu. Şimdi bu iki oyuncu birbirini tamamlıyor. İrfan da bu teknik olarak tamamlıyor. Hem servis yapabilme kapasitesi hem onlarla pas yapabilecek oyuncu olarak. Şimdi İrfan'la Mesut'a bir slot kaldı önde. İrfan'la Mesut'a 8 numara oynatamazsın bu saatten sonra. Hocanın da düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Doğal olarak İrfan'la Mesut'a kalan slot bir. Valencia ee, tabii ki Berisha ile aynı zamanda rekabet için olacak ama yani Berisha'ya bu yatırım yapıldı. Şimdi bir noktada Berisha bu formayı alacak. Doğal olarak devşirmeye de en müsait oyuncu bence Valencia. Onun da ben kanat beklerinden birine geçeceğini düşünüyorum eninde sonunda. Ee, ama burada hem merkezdeki yılmada kimler oynayacak, kimler yedek kalacak o mühim hem de İrfan Mesut ikilemi bence e, sanılandan daha net bir Özür şekilde. Öbür taraftaki slotta da Pelkas, aynen, Pelkas, Pelkas, var, Valencia var. Evet, aynen aynen yani işte. Ya hadi Valencia'yı kanat attı. Evet, e, Pelkas evet. rekabete girecek. Yani Pelkas, İrfan Mesut şu an bir slot kaldı. Eğer evet. diye, yani ben Diego Rossi'nin her şartta oynayacağını düşünüyorum. Oynamazsa da skor potansiyeline çok zarar vereceğini düşünüyorum. Berisha'nın performansı düşer bence. Çünkü orada bir skor tehdidi olursa Berisha da daha rahat eder. İrfan da servis yaparken daha rahat eder. Ben Burada en vazgeçilmez oyuncunun o olacağını düşünüyorum. çünkü benzer oyuncu profilinde kimse yok bence. Ligde daha az oyuncu var o profilde. Ben Rossi transferini en değerli gördüğüm transferlerden biri Rossi. O yüzden İrfan Mesut'a bir slot kalıyor. Pelkasa neredeyse yarı yedeklik konuma düşüyor. Bu, bunlar bir noktada yani ya elemen gereken duruma geçeceksin ya da yani bizim benim hiç aklıma gelmeyecek bir Hoca bir şey icat eder mi diye düşünüyorum ama onda yani İrfan'la Mesutlu, Pelkaslı bir sistemin hem Rossi hem Berisha ile birlikte olması mümkün değil bence Valida Valencia O yüzden teknik anlamda merak ettiren bir takım olacak. Benim çok hoşuma gitti. hani keyif veren bir yapı olacağını düşünüyorum Berisha Rossi gibi. Şimdi ben de aynı vurguyu yapacaktım. Yani bu yapılan transferler mevcut eldeki oyuncularla beraber sanki Fenerbahçe çok dinamik, keyif veren e, bir oyun vaat ediyor bize. Hocanın istediği ilk maçlarda da gördüğümüz gibi mümkün olduğu kadar hızlı çıkan, özellikle şu üçüncü alanda direkt oynayan. Yani Emre Belözoğlu oynattığı oyun iyiydi bence ama yetmedi. O daha böyle pas futboluydu. Önde daha teknik oyunculardan kuruluydu. Burada tekniğin ve fizik gücün sentezini yapmaya evet. çalışıyor. Bir önceki Fenerbahçe döneminden çok iyi ders çıkarmış. Ayrıca Türkiye'den ayrılıp Türkiye'ye dönmeden, Fenerbahçe dönmeden önce de teknik direktörlükte kendini fazlasıyla geliştirmiş bir hoca. Bence bu sefer formülü şöyle. Mesela gelmeyen bir oyuncudan açıklayacağım size. Hidemasa. Japon oyuncu. Japon. Yani onun istediği şey hücumdan savunmaya geçişte o geçen seferki gibi boşluklar vermeyeceğiz. Bu şu halledecek oyunculardan bir tanesi de o üçlü savunmanın önünde oynayan iki oyuncudan biri olacak diye. Diğeri, öndeki ikiliyle yani Santa Vona ikiliyle sezon başında Mesut'la İrfan'ın ve Pelkas'ın oynadığı yerle bağlantı kuracak oyuncu. Uğur'un söylediği gibi Rossi orada farklı bir oyuncu. Ben Rossi Berisha bağlantısının Valencia'nın da oraya eklenmesiyle sağ kanat beki olarak diyorum. Çünkü kimse eve alınmadıysa işte Valencia santrafor olarak da gayet iyi. Valencia bence Mesut İrfan Pelkas'ın ve Rossi'nin oyunca üçlünün oynadığı, Rossi'nin oynamak için geldiği yerde ki Rossi ile o 3-4-2-1 maç içinde hücumda alanı daha fazla genişletmen gereken yani geriden gelmeye çalıştığın maçlarda onu 3-4-3 yapabilirsin. Sol iç forveti olarak da kullanabileceğim bir oyuncu. Ters ayak, ters kanat gibi. Santrafor'u çiftleyebilirsin. O açıdan iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama asıl mesele oyunda devamlılık istiyor. İcabında öne geçtikten sonra geçen seferkinden farklı olarak hani mümkünse bir ilk golü atmak istiyor. Gerisini getirmek istiyor. Bence ayrıca <laughs> Muhammed gibi genç oyuncuda daha fazla e, daha fazla daha önceki sezonlardaki Fenerbahçe'nin genç oyuncuna göre daha fazla şans verecek bir oyuncu. Bu da Fenerbahçe'nin geniş bir kadro. Serdar Ali'den farklı düşünüyorum. Yığılma var, çok oyuncu var. Çok maç var. Ee, hoca bu hani bir önce geldiğinde de çıkardığı derslerden biri de o. Nani olmadığı zaman yaşanan sıkıntı. E, ee, Markovic sakatlandıktan sonraki sıkıntı. Markovic iyi oynuyordu ya bir Pereira yönetiminde. Hatırlayın yani. Hatırlıyorum, Bayağı hatırlıyorum. o boş alanı bulduğumu çok iyi değerlendiriyordu. Daha böyle bir daha bir böyle teknik olarak takımı oldu. Ee, şeyi çok bilmiyorum Crespo'yu ama Fidemasa olmadı, Crespo oldu. Demek ki yani işte kafadan böyle Crespo'da bir dinamik koşan oyuncu. Belki böyle topu hide masadan daha da iyi kullanıyordur. Onu bilmiyoruz. Burada Fenerbahçe'ye Fenerbahçe ilgili başka bir noktada üçlü savunmada ısrar ederek hı hı. o dönemde söylediğim bakın adam hazırlık maçlarında deneyecek. Bir durun. Bir sabır gösterin. Şimdi üçlü savunmaya en çok karşı olan Fenerbahçe bile bayılıyor. Ben burada üçlü savunmasını en baştan eleştirenlere laf atmak için söylemiyorum. Hocanın ikna etmesini işte övmek adına. Sonuçlarla Oyun kalitesiyle de işte kamuoyunu, kendi takımın taraflarını, camianı ikna edersin. Bunu şimdilik çok iyi başardı. Şöyle bir şey hatırlıyoruz zaten bir önceki döneminde hatırlarsanız. Şampiyonlar Ligi önelemede Monaco'ya karşı üçlü çıkmıştı. Ondan yani, sonra o, o Monaco City yenilgi sonra falan filan derken. Tabii tabii. Yenilgi filan derken bir anda topa tutulan, ardından eleştirilen, yerle bir edilen Vitor Pereira. Nasıl üçlü oynar bu takım diye düşünülen ve eleştirilen Pereira daha sonra gitmişti zaten biliyorsunuz. Gönderilmişti daha doğrusu Fenerbahçe dönemi. Fakat şimdi Fenerbahçe kulübünün özellikle bana göre burada en önemli dikkat etmesi gereken nokta şu. Bir, kadro bence iyi. İki, transferler bu takıma katkı sağlayabilecek gibi görünüyor. Üç, Vitor Pereira'daki değişim bana göre... Gelişim. Gelişim ve değişim hatta. Yani iyi Ali değişim Koçun, oldu mu gelişim oluyor. Ali Koç'un geçen sene oluyor. dikkat etmiş olduğu, dikkat çektiği noktaya Fenerbahçe eğer dikkat ederse ne diyordu? Samandıra. Samandıra. Çünkü niye? Geçen sezon 22 artı devre arası 4, 26 tane transfer yapıldı. Ali Koç'un geçen sezonki çıkarmış olduğu ana özet neydi? Biz Samandıra'yı orada futbolcu, teknik direktör ilişkilerini idare edemedik. Bu kez onu idare edebilirlerse, hoca geçen futbolcu sefer, arasındaki geçen sefer, köprü bir iyi sağlanırsa tercihi yanlıştı. Efendim? Geçen seferki teknik direktör tercihi yanlıştı. Evet, o, o da yanlıştı. Doğru. Evet, Haklısın. Tabii ki. oynanan oyunun Oyunu, düşümü olarak. Tabii, söylüyorum. tabii tabii, kesinlikle. Yani i̇lk 5 maçtan sonrasını söylüyorum. İlk 5 maç Serdar kadar da yani robottan olmayacak diye düşünmüyordum ama illa olur diye de düşünmüyordum. ama 6. maçtan itibaren ben de yok düşünmeye ya olacak başladım. gibi değil tabii. diye düşünmeye evet. başladım. Şimdi Vitor Pereira da bana şöyle Düşündürtüyor. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilecek bir teknik direktörlük performansı sergileyebileceğinin güçlü sinyallerini verdi. Ama son düzlükte Serdar Ali yaptığı eleştirideki... Yani çok oyuncu var ama şu tek başına bizim ligde maçı çevirecek oyuncu kontenjanı da önemli. Mesela Serdar da bu konuda hemfikir. Uğur da büyük ihtimalle sana da fikrini söyle Mesela Gezal, Abu Bakar sakatlandıktan sonra o kalan maçlarda... Gezal ekstra bir fark oluşturmasa Beşiktaş şampiyon olmayabilirdi. Ya o oyuncu kim olacak? Benim adayım yine orada mesela işte Pelkas, İrfan Can. Ama onlardan birinin olması yetecek mi? Ya o tek soru işareti o. Yani Vitor Pereira'nın başarılı teknik Türk performansı şampiyon yapmaya yetecek mi? Peki. Tek soru işareti o kafamda. Aa, bir mutluluk.